Gerçekten çok kötü kokuyormuş be. Ya şu an bu kokuyu duymanızı istiyorum. Niye ya. Çektin içine ya? Niye? Abi bu ne? Apış arasını silmiş adam. Ya çok kötü abi, çok. Ben oğlum bu yeniden mi kullanmışlar bunu? Bir şey ya bu mı? Big Bubble hani fabrikasına böyle işçilerin... Ya ben mi ekşidim diye düşünüyorum. Abi bir koku geldi buraya. Ya işte bundan geliyor ya. Ben ağzıma sürdüm saatlerdir ekşi ekşi. Adam yedi bunu yedi. Oğlum çok ya kötü koktu. Yani atın bunu. Of sindi bak. Bir de hepsini oluyor. Benim önüme atın. Ben öleyim burada ondan sonra. Nasıl abi, kötü şeylerden bahsediyorum diye benim kötü koku toleransım fazla. Bununla ilgilenin abi Allah aşkına. Yani. Buradan atlar mısın? Oğlum bu ne? Çok kötü. Demin buradan geldi bakın şimdi buradan. Geldi. Abi sindi şu an buraya. Demin ben de çok kötü. Ama... Geçiyor bir süre sonra geçiyor. Müsaadenizle ben de Of bu ne abi? Çok sık sık abi Allah gözüme. Tamam pardon. Oğlum bozulmuş lan bu. Yani kolonyalı mendil nasıl bozulabilir yani? Yani içindeki aromalardan bir tanesi galiba bozulmuş. Göbek deliği gibi. Ya tamam abi. Özel bölüm verecek. Bu böyle götün kenarında bir yer olur ya böyle daha önce. Göt çentiğinin arasındaki. Tam böyle arada olur o tam çıkmaz ama böyle hafif böyle acı yediğin zaman ortaya çıkan bir yeri vardır. Gitmiyor abi. Gitmiyor ben çünkü ağzıma sürdüm. Arkadaşlar bakın Volkan Bey beni duyuyor musunuz içeride? Silikon daha da artıyor. Şunu ağzıma sıkacağım. Yani üstüne... Oo. Abi... Alsın çünkü. Ağzını çamaşır suyla çalkalamak ister misin? Bu tekila shot yapmak gibi bir şey olmuştur senin için. Nasıl yaktı biliyor musun? Ama yani? Ama şöyle bir şey. Sevgili Can Bey ağzına sürdü ağzına. Ağzıma sürdü. Böyle çıkardım. Koku oradan gitmiyor yani. Böyle koltuk arası yalamış gibi falan oldu. Çok kötü abi. Gerçekten çok kötü yani böyle şişko bir ustanın göbek deliğine suratıma dayamışım gibi hissediyorum şu anda. Ve hiçbir şey bunu geri alamayacakmış. Hayatım asla eskisi olamayacakmış. Yavaş yavaş sorguluyor değil mi? Ve koku hafızada daha sıkı kalan bir şey ya böyle. Evet. Gözden ama yaş. Koku hiçbir zaman unutulmayacak. Bir de tam yemekten sonra oldu. Ya. Bir yani bütün ve bu kadar lezzetli iki haftada modunu övüyoruz. Gittik nuzul söyledik bugün de gaza gelince. Ve yani... Bu muydu yani yaşamam adam gereken dengelemek şey. İçin koymuş. Ben yani böyle hayatınızı karartmaya geldim. Bak yemin ediyorum ya şunu açsam bak bok çıksa bak. Çok evet abi. Çıktı çikolata gibi tamam mı? Bunu hani ketçap olur ya. Şunu açtım böyle bok çıktı bu kadar koku gelmez. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Abi bir şey. Bu değil nasıl mi? Nasıl bir şey olabilir? Ben anlamadım. Abi bir de güzel paket. Size geliyor mu koku böyle yoğun yoğun bak, geliyor mu? Biraz geliyor mu? Efektan versin yok onu istemem. Onu istemem. Ben o koku içerisinde yaşıyor gibi. Abi bu şaka ıslak mendili falan olabilir mi? Evet öyle bir şey. Öyle bir şey. Koku bombası falan vardı. Ya bir ara şaka malzemesi ne kadar. Hani hayatımızın. Koku bombası vardı. Atıyordun hayvan gibi kokuyordu yani. Bakın hepsi kokuyor mu? Abi açma ne olur gözünü seveyim. Valla kalktım ya kusacağım ya. Süfra edeceğim kardeşim. Yemin ediyorum ayıptır kameralar. 6 tane kamera var hepsi her açıdan kusacağım. Ben böyle iğrenç şeylere bayılırım biliyor musun? Böyle vallahi. Kötü bir koku varsa bunu bir tane koklarım falan. Buradan izleyicimize hediye edelim. Manyak. İzleyicimize hediye edelim. Bunun bir tanesini izleyicimize hediye edelim. Tepki videosu çeksin. Açarken. Ona bakıp gülerim. Biz çekmiş olduk zaten. Aynen. İster ister. Tamam. Evet yani. Zalet bu nedir ya? Tamam bunu saklayalım o zaman gerçekten. Ya bir ıslak mendil nasıl bozulur kardeşim bunun? En çok para veren takipçimize bunu gönderelim. Evet doğru. Katılda en yüksek şey olan abonelerimizden birine. Evet. Boklu mendil. İşte boklu mendil. Göbek delikli mendil.